Değerli dostlar, merhaba. 2021-2022 eğitim yılı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü öğrencilerinin portfolyo sunumuna hoş geldiniz. Arkadaşlarımın hepsi eğitim dönemleri içinde ellerinden gelenin en iyisini yaparak az sonra göreceğiniz çalışmaları üretti. Hepsinin ülkemiz ve gezegenimiz için faydalı, yararlı, güzel eserler üreteceğine inancım tam. Sevgili arkadaşlar, yolunuz açık olsun, sağlık ve sevgiyle kalın. Herkese merhaba, ben Ece Ersoy. Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Şu anda bir reklam ajansında tam zamanlı olarak çalışıyorum. Akıcı şekilde İngilizce konuşabiliyorum ve kullandığım programlarda sayfada gözüktüğü şekilde. Bu Made in Nature adında bir marka için hambal ambalajı tasarımı. Bu da aynı marka için polen ambalajı tasarımı. Bu da propolis ambalajı tasarımı. Miyav kedi maması için balıklı ve etli mama ambalajları. Değirmen sos ambalajı tasarımları. Acı sos ve sarımsak sos pop art şeklinde yapmayı tercih etmiştim. Painted spray boya ambalajı tasarımlarım. İnsanların köpeklerin dış görünüşlerine, görüntüleri için istediklerini yapmalarına dikkat çeken seri afiş çalışmalarım. Kuyruğu kesilen köpekler için, kulakları kesilen köpekler için. Bu da dış görünüşüne direkt müdahale edilenler için. MoMA'da Massimo Vignelli Anma Günü posterleri çalışmam. ...2021 yılbaşı posteri çalışmam, karantina döneminde. 31. Ankara Uluslararası Film Festivali afişim. Jilet için reklam afişi. Greenpeace afişi. Starbucks seri reklam afişleri. İsimleri tam anlayamamalarına yönelik. Bu da 2x1 koşu İstanbul Maratonu için yaptığım seri hareketli afişler. Bu da engelli koşu içindi. Tomris Duyar'ın Tazı Payı öyküsüne sayfa tasarımı. Sushiko için ürün fotoğrafı. Köpek sahiplerinin eğlenebilecekleri ve köpekleriyle ilgili sorunları çözümler bulabilecekleri bir festival olan PupFest projem. Afiş çalışmalarım. Harita ve program afişi. Sayın
satılacak ürünler ve festivalde kullanılacak ürünler. Festivalde satılacak köpek mamaları. Pet shoplarda satılacak Pufffest'le işbirliği yapılmış mamalar ve ürünler. Bu da köpek sahiplerinin veteriner randevularını takip edebilecekleri ve köpekler için en uygun ürünleri bulabilecekleri uygulama tasarımım. Giriş sayfası. Köpek bilgilerinin girileceği sayfa. Ve devamı. Profil sayfası. Randevu izleme sayfası ve randevu geçmişi. Geçmiş randevu bilgileri ve veteriner bulma sayfası. Veterinerlerin bilgileri ve randevu alma. Veteriner oylamaları ve alışveriş sayfası. Ana sayfa. Pupfest'te bilet alma sayfası ve online bilet. Bu da Spotify'da kullanılması için yaptığım şarkı kapağı çizimi. Nilhan Gencoğlu adında bir sanatçı için. Burada GIF vardı ama çalışmıyor maalesef. Diş hekimi olan ve ek iş olarak el işi ürünleri satan Elif Sınmaz için yaptığım logo ve kartvizit tasarımı. Kişisel seri illüstrasyonlarım. Burada da kişisel hareketli illüstrasyon çalışmalarım var ama maalesef açamıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim bilgilerim sayfada gözüktüğü gibi. Herkese merhaba. Ben Ece Eber Sözkesen. Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Grafik tasarım alanında etkinlik ve seminerlere katıldım ve workshoplarda bulundum. Bununla birlikte çeşitli kurumlarda gönüllü projeler ve firmalar için tasarım projeleri üstlendim. İlk projem Yeşil Dünya Çocuk Kitabı. Yeşil Dünya Eskişehir Ekoloji Okulu kapsamında iç sayfa ve kapak tasarımlarını üstlendiğim gönüllü bir proje. İlkel formlar ve çocuksu renkler kullandığım illüstrasyonlarla çocuklara sürdürülebilirliği anlatmayı hedefledim. Üretimin tarihsel sürecini kitabın dilini sürdürerek infografilerle anlattım. Metroçe dekorasyon markası için katalog tasarımı çalıştım. Saksı Sulu Bahçe dekorasyon firması için fiyat kataloğu ve ürün kataloğu tasarladım. Premium lojistik firması Asistan Plus için tipografi ağırlıklı logo tasarımım, kırmızı noktasıyla aceleciliğe soyut bir anlatım getirmeyi hedefliyor. Asistan Plus kurumsal kimlik giydirmeleri ve devamında firmanın iş tanımını anlatan sosyal medya tasarımlarım. Brivios kafe ve kahve ürünleri markası için tasarladığım ismin son iki harfini alan logo tasarımım ve devamında kurumsal kimlik tasarımım. Brivios'un ambalaj giydirmeleri. Uluslararası alanda turizm ürünleri satan firma için tasarladığım Yunanistan temalı illüstrasyon serisi.
ve peştemal tasarımları. Saksı sulu el yapımı cam dekorasyon firması için ürünü, üretim sürecini ve kullanımını illüstrasyonlarla anlatan tanıtım kitapçığı. Sıfırdan tasarladığım yuvarlak hatlı serifli Edra fontu tasarımım. Başlık fontu olmasını hedefleyerek tasarladığım zarif hatlı bir font. Güncel dilde tasarladığım dijital illüstrasyon tasarımlarım. Transart PR, Ankara'da sanatçı PR yapmak üzere kurulmuş bir ajans. Ajans için yapmış olduğum LinkedIn duyurusu. Web banner tasarımım. Ve ajansın hizmetlerini tanıtan sosyal medya tasarımlarım. Gönüllü olarak düzenlediğim Psikologdan Korkma kampanyasını psikolog merkezi bünyesinde gerçekleştirdim. Kampanya toplumun psikologları olan önyargısını kırmayı hedefliyor. Kampanyanın sosyal medya tasarımları. Bu yıl içinde katıldığım Amsterdam Üniversitesi Uluslararası Veri Görselleştirme Workshop'unda öğrendiklerimi uygulamak amacıyla kampanya kapsamında veri görselleştirme posteri tasarladım. Küresel ve ulusal çapta psikoloji verilerini posterde sembollerle ve alan büyüklükleriyle anlattım. Kampanya dilini sürdürerek psikolojik süreçler hakkında bilgi veren infografi posterleri tasarladım. Bana mailimden ve numaramdan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese merhaba. Ben Öznur. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Sizlere sunmak istediğim ilk projem Eskişehir Fotoğraf Festivali. EFF kısaltmasını kullanarak bir logo tasarımı yaptım. Logomda kadraj mantığından yola çıkarak harflerden kesitler çıkarttım ve 3 farklı logo oluşturdum. Bu tasarımda her kadrajın farklı bir fotoğrafı, ruhu, manzarayı, bakış açısını bizlere yansıttığını göstermek istedim ve ardından da festivalin ürünlerini tasarlamaya başladım. Logomdaki kesitleri, afiş, post tasarımı ve benzeri diğer grafik tasarım ürünlerinde de kullandım ki tasarımda bir bütün oluşsun, bütün bir dil oluşsun. Gelecek olan konuklar için yapmış olduğum afişlerde her konuk için farklı bir kadraj ve tipografik düzenleme kullandım ki logomdaki mantığı devam ettirebileyim. Etkinliğin duyurusu için bu şekilde üçlü bir afiş tasarımı yaptım. Ardından sosyal medya tasarımlarını yaparak sanatçıları, fotoğraflarını ve tarzlarını tanıtmaya başladım. Etkinlik için yaka kartları ve son olarak da festival için bir bilet tasarımı yaptım ve bu şekilde projemi sonlandırdım. Bir diğer projem olan İstanbul Rehberi'nde günümüzde tek düze olan rehber tasarımlarından uzak, eğlenceli ve renkli bir tasarım yapmayı amaçladım. Bu sebeple oldukça geniş bir renk paleti kullandım bu projede. İstanbul'un en bilindik yerlerinin vektörel tasarımlarını yaptım ve nerede ne yenilir, nerede ne içilir ya da nereye nasıl gidilir gibi ek bilgilerle rehberimin sayfalarını tasarladım. Her sayfada farklı bir kompozisyon kullanmaya çalıştım ki sıkıcı olmasın. Ardından rehberle birlikte satılabilecek olan hediyelik eşya ürünlerinin tasarımlarını yaptım. Farklı tarzdan çeşit çeşit hediyelik eşya ürünü tasarladım. Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümünün düzenlemiş olduğu 7. Anadolu Bahar Buluşmaları etkinliğinin görsel kimliğinin tasarlanmasında rol aldım. Ben de tasarım ekibindeydim. Tasarımda buluşma kavramını ve etkileşimi, portfolyo görüşmelerinin bize kattıklarını yansıtmayı amaçladık. Ve aynı zamanda baharı yansıtan renkler kullandık. Bu etkinlik online bir etkinlik olduğu için de Zoom karelerini tasarımımıza ekledik. Bir sonraki projem Art Ankara. Art Ankara Sanat Fuarı'nın kurum kimliğini, kurumun kendi ilkesine, tarzına ve renklerine sadık kalarak yeniden tasarladım. Aynı zamanda 8. Çağdaş Sanat Fuarı etkinliğinin görsel kimliğinin tasarımını da yaptım. Bu tasarımı yaparken merkez, sanat ve ortak nokta kavramlarından yola çıktım.
Kurum kimliği, kurum için ve etkinlik için sosyal medya tasarımları ve web sayfası arayüzü tasarımları yaptım. Bir diğer projem ise ölümünden sonra keşfedilen Vivian Mayer isimli sokak fotoğrafçısının Self Portrait isimli afişi için tipografik imge biçimiyle bir tasarım yaptım. Yine aynı sanatçının renkli fotoğraflarının yer aldığı The Color Work isimli kitap kapağı için yine tipografik bir imge biçimiyle bir kitap kapağı tasarımı yaptım. Made in Nature markası için yapmış olduğum ambalaj tasarımlarına geçiyorum. Petek formundan yola çıkarak çizgisel bir logo tasarımı yaptım. Arı sütü ambal karışımı, doğal arı poleni ve propolis namlı ürünleri için ambalaj tasarımları yaptım. Her üründe farklı bir çiçek dokusu kullandım, farklı renklerde. Bir diğer ambalaj tasarımım ise Miav isimli marka için yapmış olduğum tasarımlar. Sığır etli kedi maması ve ton balıklı kedi maması olmak üzere iki ürün için ambalaj tasarımı yaptım. Ve son projem ise Tamino isimli sanatçının Amir isimli albümü için kendi çektiğim fotoğraf ile tasarlamış olduğum albüm kapağı tasarımı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer benimle iletişime geçmek isterseniz buradaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Herkese merhaba. Ben Furkan Uysal, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Kendimden biraz bahsedecek olursam mağaracılık, kampçılık, okçuluk gibi ekstrem sporlar ve doğa sporlarıyla uğraşıyorum. Mesleki olarak 2018'de ek stajımı yaptıktan sonra birkaç sette sanat ekibinde çalışma fırsatı buldum. Ardından sosyal medya tasarımcısı ve arayüz tasarımcısı olarak farklı ajans ve kurumlarda çalıştım ve hala freelance olarak devam etmekteyim. Portfolyomda sizlere ilk olarak arayüz tasarımlarımı göstermek istiyorum. E-Comic ile başlayayım. E-Comic temel olarak bir çizgi roman kütüphanesinin dijitale aktarılmış halidir. Arzu ettiğiniz çizgi romanlara ulaşmanızı sağlar. Çizgi romanların dünyasından yola çıkarak da eğlenceli bir tasarım oluşturmaya çalıştım. Ardından Ars Electronica web sitesinin korona sonrası dönemde düzenleyeceği etkinlik nasıl olurdu sorusunu yanıtı olarak tasarladığım web arayüzünü görüyoruz. Burada da sporcuların birbirleriyle challenge'lar düzenledi ve birbirleriyle iletişim kurdukları, kısacası sporcuların sosyal medyası diyebileceğimiz bir uygulamanın arayüzü tasarladım. DiscoMap size keşif duygunuzun doğrultusunda en doğru deneyimi yaşatmayı hedefleyen bir araç uygulaması. Bu mantıklı tasarımını oluşturdum. Son olarak Bulgaristan menşeli bir tur firması olan Onyx Tour için yapmış olduğum web arayüzünün bir kısmını görüyoruz burada. Bauhaus Okulu'nun mimarisini konu alan ve ondan ilham alan mizampaj ve kitap tasarımım. Burada kapağını görüyoruz. Indum markasının kurumsal kimliğini baştan sona ele aldığım ve tasarladığım çalışmam. Bu çalışmada afiş tasarımı ve ambalaj tasarımları ürünlerini görmekteyiz. Burada da David Carson tasarım dilinden ilham alarak hazırlamış olduğum afiş tasarımını görüyoruz. 7. Anadolu Bahar Buluşmaları için konu aldığım Bahar'ın gelişini kutlandığı Nardulan Bayramı'nı tasarımın ana konusu haline getirmiştim. Ve burada da yine tasarım parçalarında etkinlik afişi, ID tasarımı, roll-up tasarımı ve tişört tasarımları oluşturmuştum. Son olarak Hayali Etnik Müzik Festivali olan Yer Müzik Festivali tasarımını görmekteyiz. Bu projemde yerel motifleri modern bir dille yorumladım. Burada da yine tasarım parçalarını görüyoruz. Billboard, bileklik, bilet tasarımı ve ana müzik, ana afiş tasarımı ve sanatçı afişlerin tasarımları. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bana ulaşmak isterseniz iletişim adreslerime göz atabilirsiniz. Teşekkürler tekrardan. Merhaba, ben İrem Özyurt. 99 İzmir doğumluyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Lise eğitimimi grafik tasarım ve fotoğrafçılık alanında tamamladım. Aynı zamanda lisanslı tekvandocuyum. Doğa sporları ve dövüş sporlarına karşı bir ilgim var. Boş zamanlarımda müzikle ilgilenmeyi ve yazı yazmayı seviyorum. Birinci projem NEC projesi. New England Konservatuarı için tasarlamış olduğum kurumsal kimlik tasarımını göreceğiz. Bu projede logo tasarımı, piktogram tasarımı, poster tasarımı, web sitesi tasarımı ve antetli tasarımlarını üstlendim. İkinci projem Made in Nature. Made in Nature, bal sektöründe var olan bir marka ve kendini pazarlayabilmesi için güçlü bir görsel kimliğe ihtiyacı vardı. Bu
Bunun için de logo tasarımı, piktogram tasarımı ve ambalaj tasarımlarını yaptım. Made in Nature'ın 3 adet ana ürünü vardı. Arı sütü ham bal karışımı, ikincisi polen, üçüncüsü ise propolis ürünüydü. Üçüncü projem bahçıvan projesi. Hedefi insanların haftalık pazar alışverişlerini online bir şekilde kendi seçtikleri bahçıvanlardan tarladan soframıza mottosuyla satın alma imkanı sunan bir sistem tasarlamaktı. Bu projede de logo tasarımı, web sitesi tasarımı, ambalaj tasarımı, ikon ve kurumsal kimlik tasarımlarını üstlendim. Dördüncü ve son projem DoArt projesi. Taekwondo ve Martial Arts, yani dövüş sanatları kulübü, aynı zamanda spor malzemeleri markası. Hedefi insanların kendilerini dış dünyaya karşı savunma geliştirmelerine hem de kendilerini zihinsel ve bedensel olarak eğitmelerini hedefliyordu. DoArt kulübünün görsel bir kimliğe ihtiyacı vardı. Tasarımcı olarak bu görsel kimliği logo tasarımı, piktogram tasarımı, spor malzemeleri, Instagram postları, poster ve kartvizit tasarımlarıyla oluşturdum. Ben İrem Özyurt. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle çalışmak çok güzel olacak. İyi günler.